Herkese selam. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün o kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamam. Yaklaşık bir senenin üzerine sosyalleştim. Gerçekten çok mutluyum. Gerçekten bir seneden daha fazla oluyor ki herhangi bir AVM merkezine gitmemiştim. Ama bugün öğle arasında, yani öğle tatilinde böyle birçok şeyi aynı yerde bulmam gereken bir yere gitmem gerekiyordu ve evimize en yakın AVM'ye gitmiş bulunduk. Gerçekten o kadar özlemişim ki mağazaları ziyaret etmeyi, dolaşmayı, ne bileyim böyle hani gözünüzün önündeki bir şeye bakmayı. Hani böyle bir ekran olarak değil, gerçekten çok özlemişim. Neyse ki çok çok kalabalık değildi. O yüzden birazcık yani şanslıyım. Bu arada böyle bir hafif uğultu geliyorsa kusura bakmayın, klimayı çalıştırdım. Çünkü bazen böyle arada bir hani ses şeyi yapabiliyor. Neyse birkaç ürün aldım. Birkaç ürün dediğimde Rozman ve işte bir iki mağazaya girdim. Zara'ya, H&M'e falan. Oradan aldığım birkaç şeyi göstereceğim size. Öncelikle aradığım şeyi göstereceğim ama bir türlü istediğim yerde bulamadım. Ama böyle geçiyorken görüp vurulup aldığım şeyi özellikle göstereceğim. Neyse, Rozman'dan bir şeyler aldım. Şimdi size hemen bir onları göstermek istiyorum çenem düşmeden. Bu arada video bu şekilde çekmeyeli biraz uzun bir zaman oldu. Yani neredeyse 2,5-3 haftaya gidiyor. O yüzden özledim yani sizinle konuşmayı. Önce Rozman alışverişimden bahsedeceğim size. Şimdi onları bir çıkartayım. Çünkü yani bu benim vazgeçilmezim gibi bir şey oldu. Ve yakın çevremi de bunlara alıştırmış bulundum. Şöyle Domol'un göstereceğim çünkü 4 tane aldım. Şöyle fırın ve ızgara temizleyici olarak geçiyor bu. Ama ben sadece fırın ve ızgarada bunu kullanmıyorum. Nasıl kullanıyorum onu anlatacağım size. Öncelikle mesela işte hani duşun tutma o hani sprey şey kısmında, anladığınız başlık kısmında yani. Onun tüm yüzeyine sıkıyorum. 1,5-2 saat bekletiyorum. Hiçbir ovalama yapmadan direkt su döktüğümde böyle kireçti, bir kirdi, bilmem neydi, hiçbir şey kalmıyor. Onun haricinde mutfak dolap kulplarım benim inox renkte, metal yani. Onlara sıkıyorum, mükemmel yapıyor. Kapı kollarına yapıyorum, mükemmel yapıyor. Ve tabii ki burada da söylediği gibi fırının içerisine sıkıyorum, onu da mükemmel yapıyor. Sadece fırın içerisinde ve duşu temizlerken 1,5-2 saate yakın kullanıyorum. Ve fırını temizlerken bir de ufak bir detay vermek istiyorum bununla ilgili size. Ben hafif fırını en düşük derecede açıyorum. Çünkü sıcakken o yağ, kir biraz daha zaten hani doğal olarak akıyor, akmaya başlıyor. Bu şekilde bir üründe kullanıyorsanız çok daha kolay, çitilemeden, olmadan rahat bir şekilde yani temizleyebiliyorsunuz. Nacizane hani bir tavsiye olsun benden. Bence bundan mutlaka bir adet edinin. Yanlış hatırlamıyorsam 17.90 gibi bir fiyatı var bunun. Ama pazartesiden pazartesiye falan bazen Domol ürünlerinde indirim olabiliyor. Ya ikincisi %50 ya da işte bir al ikinci bedava vesaire gibi. Ben pazartesi günü bakmıştım ama herhangi bir kampanya yoktu. Acilde almam gerekiyordu. Hatta yani komşumuz bile benden rica etmişti. Gidiyorken bana da alır mısın deneyeyim diye. Neyse ona da yani almış bulundum. Bunların hepsi benim değil tabii ki. Sonra şöyle bir adet el bezi aldım. Bu böyle ikili formda. Şu öndekini ben ta ne zaman aldıysam, ne koşullarda aldıysam hatırlamıyorum. Anneme vermişim ve annem çok beğenmiş. Geçen gün hatta bana söylemişti. Anca onu kullanmaya sıra gelmiş. Çok güzel vesaire dedi işte. Bunu yine ona vermeyi düşünüyorum. Şu arkadakini de ben denemek istiyorum. Bu da böyle ikili bir şekilde bildiğiniz mutfak el bezisi. Yani o sarı el bezi var ya, onun renkli hali, böyle pıtı pıtı hali. Böyle ikilisi yanlış hatırlamıyorsam 9.90 civarı bir şeydi. Yani tanesi 5 liraya geliyor. Bence yani çok uçuk bir rakam değil.
Daha sonra Rozman'da bir kampanya vardı. Bir bankada, yani kullandığımız bankada 100 lirayı tamamlayınca 15 lira kupon mu öyle bir şey veriyordu. Biz de dedik ki niye tamamlamayalım. Ama kasa önündeydik, ne alabiliriz diye bakınırken ben de kağıt maskeler buldum orada. 2 adet Isena'nın maskesini aldım. İkisi de hyaluronik asit içeren, hatta ikisinin de üstünde yani bu şekilde yazıyor. Hyaluronik asit ben bu ara çok kullanıyorum. Çünkü cildim gerçekten çok fazla ihtiyaç duyuyor buna. Aşırı kuru olduğum için olabilir ve sıcaklıklar arttığı için olabilir. Bunları denemek istedim. Isana markasından böyle çok fazla yüz maskesi denememiştim çünkü. Bakalım, bunları denedikten sonra sizinle paylaşacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 8 lira civarı, 8-9 lira civarı bir şeydi bunlar. Bir tane de şöyle yine hyaluron içeren bir maske aldım ama bunun bayağı içerisi böyle su. Ve bu markayı ben ilk defa deneyeceğim. Bu da kasa önündeydi ve 10 liraydı. Rozman'dan aldıklarım benim bu şekildeydi. Poşetim bayağı yani boşaldı. Sonra diğer aldığım ürünlere geçeceğim. Bunları da fiyatlarıyla söyleyeceğim size. Çünkü gerçekten etiketlerini falan kesmedim. Size göstermek istiyorum diye. Öncelikle ben almak istediğim şeyi göstermek istiyorum size. Benim telefonum normal boyutlardan bir tık daha büyük bir formda. Şöyle. Ve her çanta içerisine, özellikle çapraz çanta içerisine sığmıyor. Bu arada yani nakit alışveriş yapmadığım, dışarıya zaten aşırı çıkmadım. Ama çıktığım zamanlarda böyle hani işte kimliğini al, bir iki kartını al, telefonunu al, çık. Hani yaptığımız için bu şekilde küçük bir sadece telefonuma sığabileceği formda bir şeye ihtiyacım vardı. Evde buna benzer bir böyle bagetin dikdörtgen hali bir çantam vardı ama telefonumu koyduktan sonra üst kapak kısmı kapanmıyordu. Neyse, almak istediğim ürünü bence anladınız. Şimdi çünkü göstereceğim size. Öncelikle H&M'de ben gördüm onu online'da ve almak istiyordum ama çantanın içerisine telefonumu koyduktan sonra fermuar kısmı kapanmadı. O yüzden ne yazık ki onu alamadım. Şöyle bir ürün aldım Stradivarius'tan ve benim çok hoşuma gitti. Hatta eşim şurasıyla ilgili dalga geçti. Bu bildiğin arabanın arkasına koyulan halatlardan falan dedi yani. Bence de öyle bu arada. Çünkü çekince bayağı uzuyor falan. Ama şöyle bir ürün. Arkada böyle bir file kısmı var. Bunun fiyatını da söyleyeceğim size hemen. 129.95'miş. İçerisi şöyle iki tane açma şeyi var, yeri var. Yani anca bu girdi. Telefonun bunun içine girebildi. Onu söyleyeyim. Bu şekilde söyleyeyim daha doğrusu. Şöyle atıyorsunuz, kapatıyorsunuz, çıkıyorsunuz yani. Böyle. Hatta bu birazcık böyle bol bol bile benim telefonuma. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti. Şöyle çapraz kullanabilirim diye düşünüyorum. Gerçekten güzel. Fiyatı da bence fena değil. Hani işlevselliği açısından. Çünkü şu an gerçekten büyük çanta çok kullanabilecek bir dönemde değilim en azından ben. Daha sonra cüzdanlarımı küçültmek istiyordum. Onlardan biraz bahsedeyim size. Şöyle bir ürün aldığım için içerisine sadece böyle bir iki kartımı atayım çıkayım hani yapmak istediğim için kartlarımı da sadece bunun içerisine atmamak için, çünkü hani kimlik taşıyoruz, kredi kartı, banka kartı vesaire taşıyoruz. Telefonu çıkarttığımızda düşebilirler sonuçta ve benim cüzdanım dikdörtgen büyük boyutta. O yüzden bunun içerisine sığdıramazdım. O yüzden de şöyle bir şey eşim görmüş kasanın önünde, tutturdu bunu da alalım diye. Bence iyi yaptı yani. Ben çünkü görmemiştim. Şöyle bir yeri var. Yine nakit bir şeyiniz varsa buraya koyabilirsiniz. Ya da işte hani ufak bozuk paralar falan yani. Ya da kimliğiniz, ne istiyorsanız. Burada da şöyle yerleri var. Buralara da kartınızı koyabilirsiniz. İster bunu yine takabiliyorsunuz bu şekilde. Hani önünüze artık nasıl istiyorsanız. Şurada bir yeri var. Çantanıza da takabilirsiniz. Ya da bu şekilde küçük şeylerin içerisine de sığdırabilirsiniz. Bence güzel ve rengi gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Hiç dikkatimi çekmemişti bu arada.
Ve son olarak da şöyle bir ürün daha aldık. Bunu neden aldık onu söyleyeyim size. Şu anda yani sadece biz mi öyleyiz bilmiyorum ama biraz da hani yöneltildiğimiz için olabilir. Ha, bu arada bunun fiyatını söyleyeyim size. Sonra çünkü kızıyorsunuz bana. 59.95'miş şu. Nerede kalmıştım? Yöneltiliyoruz mu? Hani bilemiyorum ama biz genellikle yani temassız ödeme gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sürekli hani al ver yapmamak için. Nakit para çok fazla yani taşımamaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi benim gerçekten cüzdanım artık çok büyük ve kenarlara soyulmaya başladığı için şöyle minik bir cüzdan almış bulundum yine yani. Benim çok hoşuma gitti renkleri falan. Gerçekten çok güzel. Burada bir fermuarı var. Burası da çok güzel. Tam yani benim istediğim boyutlarda oldu. Ayrıca bunu da bunun içerisine sığdırabilirim diye ben düşünüyorum. Çünkü şu ebatı baya baya yani büyük. Telefondan sonra sığdırabilirim. Belki arkasına şu şekilde de koyabilirim. File yeri var çünkü. Çok hoşuma gitti gerçekten. O yüzden aldım. Söylediğim gibi zaten cüzdanımı değiştirmek istiyorum. Bunun fiyatı da 79.95. Ben yine şu anda mevcut kullandığım yani cüzdanımı da yine Stradivarius'tan almıştım. Ve ne kadar oluyor? Bir 3 ya da 4. seneye giriyorum onunla. Gerçekten çok kaliteli. Hem çantaları hem cüzdanları benim deneyimlediğim kadarıyla. Hem de çok uçuk fiyatlı açıkçası hani bence değiller. Çünkü şu ürünün benzerini ben Zara'da da gördüm ve H&M'de de gördüm. Zaten H&M'de görüp gidip almak istemiştim. Dijitalde görmüştüm çünkü ama telefonum sığıp sığmayacağını bilmiyordum. Ölçülerini yazmamışlardı. Ve yani orada baktığımda 159 liraydı. Ve yani boyutları bundan daha küçüktü. Baktığınızda bunu bayağı makineye atıp yıkayabilirsiniz ya da silebilirsiniz de. Kumaşı gerçekten çok güzel. Ve bence biraz daha orijinal duruyor en azından şu. Sap biraz daha yani hoş duruyor. Ya da bana hoş geldi hani bilmiyorum. Ama gayet güzel yani. Fiyat açısından da gayet güzel. Benim bugünlük sosyalleşip aldığım ürünler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım yaz geliyor. Çok çok mutlusunuzdur artık. Yani mesafemizi koruyarak dışarıya çıkabiliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.